Herkese merhaba. Yeni bir videomdan merhaba. Şöyle salondan açtım bugün videoyu. Mutfakta değilim ama mutfağa hemen geçiyorum, merak etmeyin. Yani yine mutfak işleri beni bekliyor. Bugün bizim köylü bir teyzemiz gelmişti. Çağıracağım, beraber yemek falan yiyeceğiz. Akşama hem kayınvalidemgil de var, yemek hazırlayacağım yani. Burada yaşlı, böyle ya bizim köyde bildiğimiz yaşlar geldi mi biz şey yapıyoruz, davet ediyoruz işte. Yemek falan işte, tanıdıklar oldu mu yemek falan yiyoruz beraber. Yani yemeğe çağıracağım teyzeyi. Hem de akraba geliyor, hem de teyze kızımızın kayınvalidesi, dayımızın, eşimin dayısının gelinin annesi. Çok yönlü de akrabaymış. Neyse, aynı köylü olunca İşte çağıracağız. Ben de şimdi yemek yapacağım ama alışveriş yaptım. Size alışverişimi göstereyim. T-Shop'unda neler aldım. Valla her şey ateş pahası olmuş. Şöyle taşıyayım. Mutfağa götüreyim. Alışverişim. Allah'tan şey, önceden yapmıştım bütün işimi. Gittim, alışveriş yaptım, geldim. Şöyle revanim var. Güzel görünüyor. Şerbeti falan çekmiş görünüyor vallahi. Dün akşamda revan yaptım. En hızlı bir şekilde revan olur dedim. Akşam misafir gelecek. Böyle bir şeyler aldım. Yeşillik salata malzemesi. Şimdi aldığım malzemeleri göstereyim. Tür şopu dedim ama Pakistanlılardan alıyorum. Şöyle bir Arapların bir markası varmış. Bunu al şey. Pirinç. 1.69. Şöyle Yaren Türk markası. Turşu, bunlar, bunun turşuları iyi oluyor. Bunu en çok alıyorum. Turşu, karşı turşuda da alırsam bunu alıyorum. Normalde kendim de yapıyorum tabii ki. Bu yıl bitti, erken bitti turşumuz. 2.79'da böyle bir turşumuz var. Şöyle bir hurma kutusu vardı. Beğendim, aldım. Aleryan'ınmış. 5.49 dedim. Şuna 3.29 zeytin. Zeytin hep kalfalıkta çok gidiyor zaten. 1.11.99'a 11.90 söyleyemedim bak. 11.99'a Brun'un pirincini aldım. En iyi markalardan biri. Tabii biri 10 liralık da vardı. Türk pirinci ama bu marka iyidir diye aldım. Yani pilav falan iyi oluyor. Yani pahalı. Burada yine uygunmuş. Bazen 15 lira bazı yerlerde. 15 pound'a bile gördüm yani. Bu da Brun'un bulguru da 10 pound'lı. İki tane market girmek zorunda kaldım, iki yere şey de aldım. Mangal için yelpaze gördüm, aldım. Yaz geliyor, artık gerekecek. Yani 79 kuruş buymuş. Bir de bir poşet var, boy poşet. Bu da Türk markası. Bazen büyük, çok parça olduğunda iyi oluyor. Böyle bunlar, bu iki yere girdim. 16 bir küsür bir yere, 20 küsür bir de bir yere ödedim. Bunlar için. Sadece bunlar için 35 falan, işte 36 pound falan dedim. Lidl'dan da bir şeyler aldım, salatalık malzemesi, işte tavuk falan aldım. Şimdilik misafirim geleceği için tavuk kaynatacağım. Kurutulmuş malzeme, biz biliyorsunuz kurutulmuş, biz hepsi böyle kaynatıyoruz. Haşlayıp soğanla falan işte bunu yapacağım. Artık bu yıl bunlar da gelmez. Bunlar son şeylerim olabilir. Çünkü Elbistan yıkıldığı için bunlar da artık son. Bunu yapacağım. Tavuk yapacağım. Elbistan tava fırına atacağım. Evet arkadaşlar, misafir gitti. Geride kalanlar. Şimdi bunları toplayacağım. Bir tabak da orada. Ay, bana kolay gelsin. Şimdi mutfağa geldim. Toparlayacağım. Sen neyle oluyorsun kız? Sen ne iş yapıyorsun? Bunu ne çekeyim? Sen ne iş yapıyorsun? O ne? O ne? Toparladım. Tezgahı. Masayı. Ay, bitti. İşim bitti şimdilik diye düşünüyorum ama tabii ki bir şeyler çıkmazsa şimdi limondan biraz kezeceğim. Bardağı alacağım. Su içeceğim. Bir su,
limonlu su içeceğim. Çiçeklerimi göstereyim dedim sabah. Sabah şöyle bir tane çiçeğim var, böyle nasıl güzel açıyor. Onu göstereyim. Ay şunlara bakın. Önce yaprakları böyle sadeydi. Şunun gibi. Sonra tomur burada oluyor ucundan. Ve açıyor. Öyle güzel ki. Şimdi sen inanamıyorum böyle bir çiçekten böyle bir çiçek açacağını. Allah'ım sen de yerlere kadirsin vallahi. Buna bakın. Buna da bakın. Hepsi çiçek açtılar. Böyle bir canlandı çiçeklerim. De kendilerine geldi. Bunda bir yaprak bile çıkıyor. Yine yedek yaprak. Şimdi arkasında kaldım. Bunda yeni yaprak çıkıyor. Bunda da çıkıyor. Daha yeni yaprak. Oy namurla mı yaptın bundan sen? Ne korkunç olmuş. Hey, Afrikan bir arkadaşımıza benzemiş. Ne? Afrikalı bir ne değil mi? Afrikalı uzaylı. Hop hadi bye.